Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ellemalardan 319 ismi fertten Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Buradan üçüncü sikke. Peki Risale-i Nur'da çok geçen sikke, hatem, tura var. Sikke, hatem, tura. Bunun hakkında bilgisi olan var mı? Sikke, hatem, tura arasındaki fark. Muhammed, bir var mı bir fikrin kardeş? Sikke Risale'de çok geçiyor. Üçüne de baksanız üçü de aynı lügatta. Aynı yakın. Sikke, hatem, tura, mühür. Dördü de aynı yani. Ama değil işte. Şimdi ona ilk önce şey yapayım. Sikke, çekirdekten ağaç olması. Çekirdekten ağacın çıkması, çekirdek tarafı. Hatem ise ağaçtır. Turra ise ağacın makine tarafıdır. Maneviyat tarafıdır. Ağacın sonunda meyve var. Meyve de ağacından sayılır. Meyvenin içerisindeki çekirdek de mühür. Bununla en azından şu kadar 10 saniyenizi aldım ama belki de bir hafta uğraştım. Bu farkı bulmak noktasında. Çünkü niye bahsettim? Buradaki okuyacağımız bu konuya çok önemli. Diyor ki üçüncü sikke, insanın yüzünde, belki insanın yüzü öyle bir sikkeyi ehadiyettir ki Adem zamandan ta kıyamete kadar gelmiş gelecek bütün efrad insaniye birden nazar mutalasında bulunmaya. Şimdi insanın yüzüne öyle bir sikke ehadiyettir ki diyor. Mühür demiyor. Hatem demiyor. Tura demiyor. Kardeşler, Risale-i Nur'da kışır yok. Aynidir. Birbirini destekleyen kelimedir deniliyorsa bir yerde, orayı araştırmamış demektir. Araştırmamışım yani. Yoksa bak, farka bak. Bir ağacı düşünün. Şu arkamdaki ağacı görüyor musunuz? Uygulayalım. Şu ağaç var ya. Şu ağacın köküne pergelini koy. Şu ağacın çekirdeği sikkedir. Bu ağacın komplesi hatemdir. Bu ağacın maneviyat tarafı var ya, makinesi arka tarafı. Turra'dır. Bu ağacın meyvesi de tabii zahirisi ya, meyvenin değil kendisi, içinde bir çekirdek var. O da mühür. Tamam mı arkadaş? Şimdi peki bu ağaç elma olsa, binlerce elma çeşidi var. Ama bu ağaca hiçbirisi benzemiyor. Bu da ehadiyet. Yani ne kadar elma nevinden de olsa bile bu benzemez. Eğri büğrüsünü benzemez. Şimdi bu noktadan bakalım şimdi arkadaşlar. İnsanın yüzünde, belki insanın yüzü öyle bir sikke, sikkeye adettir ki Adem zamanından, Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete kadar gelmiş gelecek bütün efrad insaniye
hiçbirisine benzemiyor. Bir de nazar mutalasını olmayan. Çünkü mesela anne karnında şimdi benim sima yapacak. Ödedi ya sima. Simasını ayarlarken bak şimdi burası anne karnı. Eğer anlatılan konuyu hayal edebilirseniz istifade fazla olur. Arkadaşlar bu iş ahirette bize lazım olacak. Ha? Dünyada da lazım olacak. Ahirette değil en fazla burada da lazım olacak. Çünkü ahirete iman orada işimize o kadar yaramayacak. Zaten ahirettesin. Ne yapacaksın ki orada? İman gaybadır. Gayb değil ki. Melekler iman ne yapacaksın? Zaten melek hepsi hesap veriyorsun. Allah'a iman. Şeytana zaten bu teklif edilmemiş. Namussuz Allah ile bir vasıtayla konuşmuş. İman etmek, iman ettiğin şeyle bu dünyada besleniyorsun. Mesela tevhidin zahirisine hasr-ı nazar ettik. Kışrına talip olduk. Bak psikoloji hastalıklarından çıkamıyoruz. Biz hallettik zannediyoruz tevhidi. Tevhidin zahirisini, ağacın zahirisini şey yapmışız. Doğru, çiçeği boyayan, elmayı boyayan mulevindir. Ama içeriye bununla taşınamadık. Dilimizde kalmış. Hazmetmeyince, enfusi tevhid olmayınca bir sürü sarı hastalıklar başladı. Yaygın psikoloji hastalıkta başladı. Bakın gidin bakalım burada doktor var. Dün konuşturdum. Maalesef dedi psikolojik rahatsızlıklar yani gavurla beraber Müslümanlarda da var. Niye imanı yardım etmiyor? İman etmeye yetmiyor. Gavur gibi yaşamayacak. Peki bizde niçin böyle sıkıntılar oluyor Müslümanlar arasında? Tevhidi hazmetmemişiz. Tevhidi iddia ediyoruz dilimizde. Çok önemli bir ders. Onun için mukaddeme yapıyorum. Tevhidi iddia etmişiz dilimizde böyle. Eğer içimizde Allah hazmedilmiş olsaydı kucaklayıcı olurduk, musamalı olurduk, affedici olurduk. Herkesin içimizde yeri olurdu. Ama daha tahammül edemiyoruz birbirimizi. Tahammül etsin hiç kendin ya ben mesela. Enfusi tefekkür, tevhidi dersler bizi içeriye taşıyor. İçeriye taşıyınca bunlar boşuna kullanılmamış. İçeride taşınınca içeride gayrilik, ayrılık yoktur. Beden hayatında vardır. Ha? Şeytanın en büyük tuzağı kendisinin hissettiğini bize hissettiriyor. O zaman biz diyoruz ki bu benim. Sıkılıyoruz, ben sıkıldığımı zannediyoruz. Tabii çünkü dışarıdayız. Başka kim alacak? İçeriye taşınınca ancak ha sıkıntı ben olmadığımı. Size bir şey mi anlatayım? Bu işlerle fazla meşgul olduğumdandır galiba. Yattım. Bundan cumartesi. Cumartesi ya. Bugün ne günlerden? Pazartesi. Pazartesi. 3-4 gün önce ya. Dersten sonra yattım. Ondan sonra uyku ve uyanıklık arasında böyle tatlı bir an. Ondan sonra ya dedim acaba bu kutudan bahsediyoruz. İnsan vücudundan, kutusundan bahsediyoruz. Kutu. Ustad kutu diyor. Sandık diyor. Sandıkçada, sandık diyor. Tarihçede insan deniyor. Hürriyeti anlatırken. Ya dedim bu sandık, bu kutuda. Ya biraz bilsem de içeride acaba ne oluyor ya? Çünkü ustad bedene bina diyor. İçinde oturan insana ruh diyor. Yani mukayese için. Şu binanın içindesiniz. Binaya benzemiyorsunuz. Bina nedir? Ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Yani elbisesi değil yani. Peki, binanın içine biz oturuyoruz. Binaya benziyor muyuz? Benzemiyoruz. Biz bu cesette oturuyoruz. Buraya benzemiyoruz. Böyle bir hal oldu Muhammed. Böyle, dedim ya içeride acaba ne var? 23. sözde geçiyor ya bir saraya rast geldiğimiz. Buna ait şeyler var ya. Yani. Baktım içinde kimse yoklar falan, dışarıdalar, içerideler falan. Sayıyor. Yani öyle bir tatlı bir alıp baktım ki Allah Allah kutunun içindeyim. Bir sürü şeyler yapılıyor. Ufak ufak insanlar böyle. Simalarını görmeyecek kadar ufaklar. Hani katlar var, şeyler var böyle. Beni görmüyorlar hakikaten öyle. Hepsi acayip çalışıyor. Bir tanesi de birileri de burada.
Ateş atmış ki köşede, duman acayip çıkıyor. Bir tanesi bana diyor ki, siz kendisini görmüyorum sizi. Bak o duman dedi, içeride duman, dışarıda senin sıkıntın işte. Adam orada dumanı yaktı. Onu da bana yutturuyor, ben sen sıkıldın diye. Hoca 13. dilemada diyor ki, şeytan en büyük tuzağı, kendisini inkar ettiriyor. Kime? Kendisine tabi olanlar. Bu benim diyor. Mesela ölüm korkusunun ödü patlar onu bana hissettiriyor. Ölüm korkusundan zaten. Ondandır ki kıyamete kadar ömür istemiş. Şimdi bu mukaddeme yaptıktan sonra bu dersler enfusi derslerdir. Tevhid derslerin yani bir mülk var, bir melekut, bir ağaç var, bir makinesi var. Arkasına geçersek onu geçmek için 15 günde bir İhlas Risalesi okunur. Arkaya geçmek için biz suretinde, zahirine has-ı nazar ettik ve aldandık. İslamiyet'in kışrına, kabuğuna, suretine. Risale-i Nur'da da öyle yani. Mesela bir iki asker varmış deyince hemen kulağımızı kapatıyoruz böyle. Mesela Adem Aleyhisselam'dan başka böyle birbirine benzemiyor. Değil daha, dur. Şimdi bunu anlattıktan sonra bir daha. Bir ağaç düşünün, insan bir ağaç, çekirdeğe benzer diyor. Tamam arkadaşlar? Sen bir çekirdek makamındasın, o da sensin. Bir ağaçsın, sensin, hakikatin değişik ama. Bir de ağacın makinesi tarafı varsın, o da sensin. Bir de meyvenin içinde çekirdek var, o da sensin. Şimdi ağacın dalı var, kurumuş. Rüzgar gelmiş, kopartmış dalı. Psikolojide kullanıştı. Böyle yapıyorum ben psikoloji dersini. Dal kopmuş. Fırtına geldi, koparttı. Kökteki çekirdeğe bir şey oldu mu? Yok. Meyvedeki çekirdeğe bir şey oldu mu? Yok. Yani şeytan ama diyor ki, bak bu tarafı koptu, sen kopuksun. Zahirindeki böyle bazı şeylerle bizi yutturuyor. Yani bu psikoloji dersidir aynı zamanda. Ruhsal bir derstir. Ha? Şimdi çekirdek sikkedir. Ağaç hatemdir. Ağacın manevi tarafı turradır. Ve meyvedeki çekirdek de mühürdür. Yani bunlar tabi ezberlemenizi istemiyorum. Ama dört tane farklı yapı var sende işliyor. Bir çekirdek günde hayatında. Çekirdeklik hayatı işliyor. Ağacın işliyor. Ağacın manevi tarafı işliyor. Meyven işliyor. Yani meyvenin içindeki çekirdek işliyor. O zaman birbirinin hükmünü karıştırma. Kökteki çekirdek, meyvenin içindeki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. Kökteki çekirdek itibariyle düşünürsen sen kainattan öncesin. Cebrail'den de öncesin, cennetten de öncesin, cehennemden de öncesin. Korkma artık. Meyve itibariyle kulsun işte. Bu Fransa'da işte kulsun. Namaz kılıyorsun, derslerin var, gidiyorsun. Zahirin itibariyle yaprak, çiçek vesaire bu yaşa kadarki şahsiyet-i maneviyendir. Tamam. Öteki tarafın ise alemi gaybdaki karşılıkları. Bunların bütününe ehadiyet, sikke ehadiyet denilir. Sen istisnasın. Yani ağaç zihayattır, zirruh değildir. Bu ağaç elma nevinden 1500 mi, 1800 mi ne çeşidi varmış elma? Ama her bir çeşidinde binlerce var. Bu her bir elma ağacı farklıdır. Yani dalıyla, eğrisiyle, büyürüsüyle, tadıyla, tuzu belli değil. Yani birbirine benzemez. Sen de böylesin yani. Yani sikkeyi ehadi etsin. Allah için özelsin. Senin gibi bir tane olmamış, bir daha bundan sonra da olmayacak yani. O kadar kalitelisin. Aa, bugün bir bebek gördüm. 1 kilo 600 gram. O kadar biliyorum sen. 3 kilo. O kadardık yani. Ondan sonra o şekilde olan insan kalkmış Allah'a kafa tutuyor. Lan gördün ya. 1 kilo 2-8 mi ne işte. Öyle de değil mi Ali hocam? Evet. O kadar bir şey ya. O kadar. Ondan sonra bakıyorum daldım. Perişan etti beni ya. Daldım. Ulan bu halinle ağlamaktan aciz. 1 kilo 600 gram. İyi. İki tane. Şimdi kalkacaksın, büyüyeceksin, o sürecini, geçmişini unutacaksın, geçmişini. Ondan sonra seni bu hale kadar getirene kafa tutacaksın. Olacak şey mi ya? Ya hakikaten
cahil cesur olur ya. Acayip yani insan. Şimdi arkadaşlar bu dört tane ağacın bütünü nedir? Sikkeyi ehadiyettir. Adem zamanından ta kıyamete kadar gelmiş gelecek bütün efrad insaniye niçin benzemez? Niçin herkesin gözü aynı yerde, burnu aynı yerde, ağzı aynı yerde, kaşı aynı yerde de niye benzemiyor biliyor musun? Suretinizden bak her an insanın duygularına göre kokusu değişiyor. Siması da değişiyor. Sabah kıldın mı kılmadın. Öğlen kıldın mı kılmadın. Gel Fransa'dasın bak burada. Pakistanlı, Fransız, efendimin sırrı belli. Belli değil mi? Türk diyorsun buna. Gel İstanbul'a. Diyorsun ki bu nişi, ne Niğde'li. Niğde'ye gidiyorsun falan ilçelidir diyorsun. Falan şeye gidiyorsun diyorsun ki diyor ki bu falanca köydendir. Falan köye gidiyorsun o Mehmet Ağa'nın şeyi çocuklarından ya. Hangisisin sen? Ufanın. Şuraya bak yani. Peki suret nedir suret? Niçin herkesten farklı? Suret maddede olup madde olmayandır. Ruhun dışa vuruşudur. Simaya bak ruhu seyret. Sima yani suret ruhun üzerindeki tenteneli perdedir. Ruhla suret arasındaki bir ilişkiyi düşünün. Sen niye farklısın? Bu farklılık nereden geliyor şu sima? Ruhtan geliyor değil mi? Ruhun dışa vuruşudur. Adam gadap, öfkeli falan siması değişiyor. Adam maneviyatı var, zındıktır, hırsızdır, namaz kılıyor, kılmıyordur. Hatta dini cemaatlere bakıyorsun Süleymancı'dır, tarikatçıdır, nurcudur diyorsun. Baba nurcamı okuyanlar da falan. Belli olmuyor mu? Bu farklılık nereden geliyor? Ruhtan geliyor. Ruhtaki özellik dişe vurmuş. Yani bir şey anlatacağım. Ruh ile sima arasındaki yakınlığı görüyor musunuz? Ha, bu surette maksat dünyadır. Ruh da ahirettir. Hatta ahiretten de üstündür. Peki ruha ne kadar yakın suret? Dünya da ahirete o kadar yakındır. Bir cümleyi söylüyorum. Dünya ve alemi şehadet alemi gayb üzerinde tenteneli bir perdedir diyor ya ustad. Bir daha. Dünya ve alemi şehadet alemi gayb üzerinde tenteneli bir perdedir. Şimdi cümlemi dinle. Örtü neredeyse örtülen de aynı yerdedir. Bir daha. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Mesela yoğurt mayaladınız. Yoğurt orada, bezler orada. Elbisem benim orada, ben buradayım. Olmadı ki örtü. O bezdir. Örtünürsem örtü olur. Tesettür olur. Örtülmesem kumaştır. Öyle değil mi? Yani örtünülmeyen bir malzeme kumaştır. Elbise. Ama örtünülünce o libasın oluyor artık. İşte dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. İki manası var perdenin. Bunun üzerine fazla duruyorum çünkü bunun üzerine bir ne diyecek? Perdenin iki manası var. Bir örten, ikincisi sinema perdesi gibi içini dışarıya gösteren. Mesela sinema perde veya toprak bir perdedir. Atılanı dışarıya gösteriyor. İnsanın siması da bir perdedir ruhuna. Ruhunu dışarıya yansıtıyor. Peki ruhla sima arasındaki ilişki düşündünüz mü abi? Yakınlık. Dünya ile ahiret de bu kadar yakındır. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Zamanı Adem'den ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efrad-ı insaniye bir de nazar-ı mutalasında bulunmayan. Yani anne kanda bana sima verecek tamam mı bak şimdi. 7,5 milyar şu anda insan var dünyada. Geçmişi de nazar al. Geleceği de nazar al. Ama benim anne karnımda tam beni yaparken az kaldığına benziyordu ya. Çevir 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 çevir. Radyo dalgası çevir. Ona da benzemesin. Ona da benzemesin. Nesi benzemesin? Elsinetikum elbanikum. Lisanları, sesleri, kokuları, tatları, psikolojileri, ruhsal yapısı, meyilleri, arzuları. Hiçbir şeyin benzemeyecek. Et parçam bile benzemiyor ya. 7,5 milyar insan değil, mazi ve müstakbel. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hiç kimseye benzemeyeceksin. Olabilmesi için diyor ustad, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün insanları
Böyle hepsine tek tek bakarken beni yapacak. Ama ne az kaldı, şuna da benziyordu. Ha, benzemedi. Nazar-ı mutalasında bulunmayan ve her birine karşı o tek yüzde birer alameti farika koymayan, yani hepsine bir alameti farika koymuş, GPS koymuş. Neredesin belli. Nerede? Sima mesela, Sima'da GPS koymuş. La bugün öğleyin kıldı kılmadı. Zekatı verdi vermedi. Gayrimeşru yaşıyor. Adam simasından belli. Mesela Zeytinburnu'na çok rastlıyorum İstanbul'da. Dersten sonra masama geliyorlar. Bazılarının gözüne hiç bakamıyor. Geçen bir tanesi içmiş, ya içiyor da işte bırakmış. Herhalde bir aydan beri içmiyor. Israr. Ondan sonra gözleri acayip. Korkunç. Polis hemen anlıyor zaten eğli olan. Gözü bir bakıyor tak içiyor. Ondan sonra bazı gözü böyle dikmiş, tamam mı? Böyle bana. Ona zor kuş yapıyorum ya, kurtarıyorum böyle. Yani göz de kalbin aynasıdır diyor usta. Bunlarla ne anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar, dişe çıkanlar, tereşuatlar, dişe gözükenler batının ifadesidir. Batını kaldırırsanız bir şey yoktur. Hatta vefat edenin cesedine bakın. O ruhun nereye gittiğinin kimliğini, adresini bırakmış. Cesede diyor ki bana bakın, ben falan yerdeyim. Simaya bakarsınız vefat etmiş ceset ya. Ağız burnu yamulmuş, gözler ters dönmüş. Mesela gözler dönmüş, öyle diyor da hadiste, dudaklar dönmüş. Oo ya, cennet aleye gitti bu adam ya. Cesede bakın, sana adres bırakmış, ben falan yerdeyim. Ölüm cesedi bile ya, tamam. Şimdi her birisine karşı, her birine karşı o tek yüzde birer alameti farika koymayan ve o küçük yüzde hadsiz alameti farika bırakmayan bir sebep, bir tek insanın yüzündeki hatemi vahdaniyeti icat cihetiyle el uzatamaz. Yani bunu yapamayan o yüzdeki hatemi, hatem neydi, neredeydi? Hatem ağacın zahirisi. Yani ağacı bilmeyen çekirdeği yapamadığı gibi, çekirdeği de bilmeyen ağacı da yapamaz. Biri birinin. Ama bakın birbirine benziyor mu? Yok. Üstad diyor ki, insan bu dünya toprağı altında, toprağın altındaymışız. Dünya toprağı. Küreyaz'ın üstündeyiz. Küreyaz kütledir arkadaşlar. Dünya, şu yaşadığımız kürenin adı Küreyaz'dır. Dünya ise 18 bin alemi hulasasıdır. Dünya ile küreyaz farklı böyle, tamam mı? Biz dünya toprağı altındayız. Dünya toprağı altındayız. Çekirdeğin işlediğini nasıl anlıyoruz? Ağaçta gözüküyor. Nasıl ki gözükmeyen topraktan sonra üst gözükmüyor ya, toprağın altındaki çekirdek gözükmeyen toprak yüzündeki aleme ağaç oluyor, değil mi? Ağaç oluyor. Şu anda da biz dünya toprağı altında iken, şu anda bizden sonra olmayacak, ahiret oluyoruz. Olurken dünyada oluyoruz orada. Yani ahirete gidip ağaç olmayacağız. Şimdi oluyor. Toprağın altındaki çekirdek gibi. Evet, çekirdekler mesela Konya'na şeftali çekirdeği, kayısı çekirdeği, nar çekirdeği, mısır bilmem ne. Birbirine arkadaşlar, o ne haber, nasılsınız? Ama onların sırtından bir filiz çıkmış. Kimse burada seyrediyorlar ama toprağın üstünü görmüyorlar. Topraktan bir filiz çıkmış. Toprağa benziyor mu hava alemi? Yok. Hop, çekirdeğe bak. Karpuzun çekirdeğine bak, dışarıya karpuza bak. Çınar çekirdeğine bak, çınar ağacı dışarıya bak. Toprağın üstündeki bundan çıkıyor ama bunlara hiç benzemiyor. Biz de ahirete şu anda oluyoruz böyle. İşte insan bu ağaç farklılığı hatemi vahdaniyete, icat cihetine el uzatamaz. Sikke hadiyet, yani çekirdekteki sikke dışarıda hatemi vahdaniyeti ifade etti. Evet, insanın yüzüne o sikkeyi koyan zat, yani çekirdeği koyan zat. Sikke ne oldu? Aslını taşıyor, koyan zat. Elbette bütün efrad-ı insaniye nazar-ı şuhudunda ve daire-i ilmindedir ki her bir insanın siması göz, kulak, ağız gibi azay esası da birbirine benzediği halde
birer alameti farika ile hiçbirisine tamam benzemez. Yani herkesin burnu aynı yerde. Ağız aynı yerde. Kulak aynı yerde, kaş aynı yerde, göz aynı yerde. Niye herkes farklı? Hepsi aynı yerde. Aza-i esası da aynı. Şöyle diyeyim bunu daha iyi anlamak için. Bakayım takip edecek misiniz? A. Onun yanına L koyun. Onun yanına İ koyun. Ne olur? Ali. Peki isterseniz profesör yapsın bunu, isterseniz cahil yapsın. Hüseyin olur mu? Olmaz. 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 Kim yaparsa yapsın. Ha, harfleri kim dizerse dizsin, bu Ali'dir. Mehmet. Harfleri dizerse Mehmet olur. Hüsamettin olmaz misal. Ha, harfler hepsi aynı yerde. Bakın dikkat. Burun aynı yerde, göz aynı yerde, herkes de aynı yerde. Ama bir tanesi Ahmet, bir tanesi Hüseyin. Ya. Nasıl ki diyor, bak bir de okuyayım o cümleyi. Nasıl ki o simada göz, kulak gibi azaların umum efradında birbirine benzediği o nevi insanın sani bir vahid olduğuna şehadet eden bir sikke-i tevhiddir. Sikke-i tevhid. Sikke-i bundan sonra hatem, turra, mühürü 2-3 defa anlattım. Ağacı hatırlarsanız ondan sonra burada pergeli nereye koydunuz? Sikke deyince kökteki çekirdeğe koydum. Oradan izah edecek artık dışarıya doğru. Öyle de hukuk-u insanenin muhafazası için. Yani mesela herkes farklı. E şimdi herkes herkese benzese tıpatıp. Aynı yumurtanın ikizi olsa. Ne namus kalır ne hukuk kalır. Herkes herkese benziyor. Ne olacak? Eve gittin ev. Oradaki kadın diyor ki abi, koca kocadan şu herkes herkese benziyor. Suç işledi. Herkes herkese benziyor. Ne olurdu ya? Nesin ne olurdu? Karıştı. Bak ne diyor? Hukuk insanın muhafazası için. Yukarıdaki konuştuklarımız ayrı. Sahip envan fevkinde olarak. Ama bütün koyunlar birbirine benziyor. Şöyle bir misal vereyim. Bir kasa hamsi düşünün. Hamsiyi düşündünüz mü? Bak bir tanesini aldım içinde. Al bir tanesini. İncelerken kasanı elinden düşse. Elinden düştü, kasaya düşse. Kasanın hangisi olduğunu düştü ya ben. Hangisiydi nasıl diyeceksin? Aa, kesin buydu diyemezsin. Niçin? Tıpatıp birbirine benziyor. Ha insan da böyle olsaydı durum işte durum iyi değil. Yani diyor ki diğer envalar da böyledir. Peki hocam onlar da farklı bir şey yok mu? Yani farklı bir şey. Yani şöyle diyor, diyor ki Risale'de, kalı mesleği de geçiyor. Fildir mesela, sinektir, timsahtır. Hilkat-ı ruhiyece aynıdırlar. Ama libasları farklı. Timsah, sinek ruhuyla aynı, hayvan ruhu. İnsan için diyor, libasları aynı ama ruhları ene sıra mine süreyya. Yani libasımız aynı. Timsaha bak, sineğe bak. E senle ben aynı, iki ayağımız var aynı yerde. Kolu sende de aynı yerde. Bir burada farklılık var. Farklılık burada var. Bunu da anlattım yani. Bu farklılık kimlik ve kişiliktir. Ruhun aynasıdır. Göz kalbin aynasıdır diyor. Ben müsaaden söylüyorum. Burası ruhun aynası. Namaz kılıyor, kılmıyor, nurcu mudur, tarikatçı mıdır, Fransız mıdır, İngiliz mi? Sima. Kimlik ve kişiliktir. Organlar herkes de aynı yerde. Ama timsahla kuşa bak. Değil mi? Ne kadar farklı. Diyor ki libas itibariyle farklılıklar ama ruh itibariyle aynı. Hayvan ruh. Yani değişik hisleri var işte. Birisi balıkla avlanır, bir tanesi de böcekle avlanır vesaire. İnsan öyle değil işte. Ruhiyesi enesera fakat şeyi cesedi onların şeyi gibi. Yani cesetleri gibi bizim ruhumuz. Birbirine farklılık. Yani sinek cesediyle fil cesedine bak. Hukuk insanı muhafazası için sair enva fevkinde olarak
o simalarda birbirine irtibas olmak ve birbirinden tefrik için hikmetli pek çok alamet-i farika ile iftirakları yani farklılıkları. Şimdi sima şurasıdır. Suret ise bütünseldir. Cismaniyet ise hiç kimse görmemiştir. Herkes suretiyle meşguldür. Ben sizin suretinizle alakadarım. Cismaniyetle değil. Ta bu suretten ta cennete kadar cismaniyettir. Cismanidir. Ruhani olsa diye bir soru var ya hani cennet niye ruhanidir diyor. Cismani olsa, niye cismanidir? Ruhani olsa çünkü diye orada anlatıyor. Cenneti de içine alacak ama cismaniyeti meratibi şu. Buz, su, haşikyo, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akılca veri, ruhça veri. Tamam mı? Nur-u Muhammed'in böyle sürecin bütünlüğü ya. Gerçi bir bardaktadır buz ama bu süreci hepsini içine almış. Cismaniyet nereye kadar gidiyor? Buz, su, haşikyo, enerji, esir, maddi hayat. Oraya kadar. Cennet böyle, maddi hayat. Arş aynı hayat. Sima, suretin yani bütünselliğin daha has şeyi. Bir de simada siret var. Siret, aşağısı. Ustad diyor bunu, 146 emin evdanda diyor. Bak, bir suret, cismaniyet var kimse görmez. Sureti görüyoruz. Suret bütünseldir, değişkendir. Bunların içerisinde yüz var, bu da simadır. Daha aşağı iniyorsun, siret var. Ahlak var. Sıfat var. Mesela geçmiş kavimlerin Allah yapmış hani böyle soru soruyorlar. Hocam diyor maymundan insan olmuş mudur? Vallahi Kur'an'da maymundan insan değil ama insanda maymun olduğunu yazıyor. Var ya tamam mı? İnsanda maymun olmuştur. Hayvana dönüştür. O dönüşün dedik dönüştürdü. Şimdi bunu bilen Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta ümmetinin ruhları bozulacağını ve hayvana dönüşeceğini, dolayısıyla geçmiş kavimlerde Allah'ın bir adeti var. Bunu da onlara çevireceğini bildiği için dua etmiş. Allah da kabul etmiş. Tamam dedi, suretini değiştirmeyeceğim. Ama şeyi unutturmuş tabii Cenab-ı Hak. Siretini de değiştirme, ruhunu da değiştirme dememiş. Onun için bakarsınız maymun, tilki, yılan, ayı, domuz. Bu ezber sayıyorum Risale-i Nur'da. Bir insanın bozulma sürecini anlatıyor Risale-i Nur'da. Lemat'ta geçiyor. İnsan ilk önce bozulurken maymun olur. Taklitçilik. Kendi şahsiyetini, kimliğini, kişiliğini kaybeder, başkasının başkası olur. İlk önce maymun olur der. Sonra tilki olur. Sonra yılan olur. Onlara girmeyeceğim şimdi. Net tabiatı nedir diye. Sonra ayı olur. Sonra domuz olur. Ondan sonra bir şey kalmaz zaten. Bu insi şeytan olmakla bir alakası var mı? Var, evet. İnsi şeytan. Aynı, ta kendisi. Yani ruhu şeytan. Yani domuz. Ruhu çakal. Tilki. Ama cesedi ne bakıyorsun? Adama benziyor. Demek ki o maymun olması, yılan olması, evet. Sonradan domuzu bunlar dereceleri. Dereceler. Mesela ilk önce maymun. Kendi kişiliğini ve kimliğini yaşamayan, ne derler diye yaşayan, başkasını özenip de onu alan ki hadis-i şerifte biliyorsunuz ki hangi millete benzemek isterse özenirse o millettendir var ya. Dolayısıyla maymun özelliğidir. Abi mesela ben ilk çıktığı zaman şaşırmıştım böyle çok acımıştım. Yırtık pantolonla gelmiş. Koca bir adam. Donu gözüküyor cumada. Acayip bir şey. Yani affedersin insan bu suratını bilmem ne sürse o da sürecek. Yırtık ya her tarafı yırtık pırtık ya. Pantolonla gelmiş. Mermudaymış. Bu kim? Maymun. Ruhu maymun. Hiç şüphen yok yani. Maymun. Bilerek veya bilmiyorum. Çok ağır geliyor ama maymun. Bak mesela bir şey anlatayım size. Düşük pantolonlar var yani böyle. Belki siz de giyiyorsunuz. Cuma gittiniz bak donunuz gözüküyor, çıplağınız gözüküyor. Biz de namaz kılarken böyle sizin o donunuzu görmemek için sağ gözümü kapatıyorum. Sol tarafta ise solumu kapatıyorum. Haram görmemek için ki tarafta da varsa cumada gözlerimi kapatıp kıyamdayım. Çünkü onlar secdeye gittiği zaman. Bak bir şey şaşıracaksınız ama bak yazsın. Lut kavminin adeti pantolon kısaymış.
pantolon kısa olunca arkadan gelenlere diyormuş ki ben bu işe uygunum. Tamam, ben bu işin yolcusuyum. Bilesin. Mesajmış. Bunu Yahudi bize giydirmiş. Düşük pantolon. Ama o giyen bilmiyor yani. Bilmiyor. Ama yapa yapa bilip bilmemesi önemli değil. Yapa yapa maymuna dönüşüyor. Niye ayrıca veriyoruz ya? Sonra buna alışan diyor, buna alışan insan bozulma tilki olur diyor. Ustad maymundan tilki diyor, tilkiyi anlatıyor. Tilki olunca ondan sonra yılana dönüşüyor. Yılan da başkasını ısırmaktan zevk alır. Tahripçi olur. Dini ve Müslümanlara dil uzatma lezzet alır. Sonra bunu yapa yapa ayı olur. Saldırır, kırar, döker. Vahşi. Mesela Orta Doğu'daki Afrika'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın yaptığı vahşi. Srebrenica'da Avrupa'nın yaptığı vahşi. Ayı yani. Kırıp döktü. Sonra bu üç tane fıtrat, dört tane maymun, tilki, yılan, ayı olan son bir mertebeye gelir. Domuz. Eşini, namusunu kıskanmaz. La yedhulü cennete deyüz. Deyüz cennete giremez diyor Allah Resulü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, ya Resulullah deyüz kimdir? Eşini kıskanmayandır. Namusunu kıskanmayandır. Bu sefer simalar herkeste oynak oluyor. Sima. Hukuk insanı muhafazası için sair envan fevkinde olarak o simalarda, bu sima zenginliğini ben belki de bir sene uğraştım. Biliyorsunuz takip ederseniz. Cismaniyete 1,5 sene uğraştım. Cismaniyet, Risale-i Nur'a cismaniyet nedir? Şu anda zannediyorum 9 tane ders var. Her bir ders 1 saat 20 dakika veya 10 dakikadır. 9 tane ders var. En az 40-50 tane ders çıkacak. İşte cismaniyet. Suret hakkında en az 20 tane 30 tane. Çünkü bir sene ona uğraştım suret. Ve şu anda anlattıklarım hep Risale-i Nur'dan toplama şeyler. İçeriği yani. Dolayısıyla burayı okurken hemen onlar geliyor. O simalarda birbirine irtibas olmamak, birbirinden tefrik için hikmetli pek çok alamet-i farika ile iftirakları. Yani aynı şey kağıt, harfler aynı, göz, kulak, burun aynı yerde. Hepsi aynı, aynı şey yapıyor. O melekeste sima farklı. Demek ki batını zahirine aksetmiş olmalı ki bunu bu hale aldılar. O zaman madde dolup madde olmayandır şu sima. O sani vahidin iradesini, ihtiyarını, meşiyetini göstermekle beraber. Demek ki bu sima neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın bir sani vahid olduğunu, yani öyle bir sanatkar ki bütünsel içinde bütünün bir parçası ama bütün içine alandır. Şöyle diyeyim. Mesela kül, cüz, cüz-i külli gibi. O da nedir? Ona da, o tabiri de kitap okuyanlarınız olduğu için onu da şey yapayım. Zahirde bakarsan aynı gibi gözüküyor. Mesela insan bir kolu cüzdür. Vücudu küldür. Parçalardan meydana gelmiş. Bu cüz ve kül somut şeyler için kullanılır. Ama insan 100 trilyona yakın hücre vardır. Belki 200 trilyon. Ama her bir hücrede insan vardır. Her bir hücre cüzidir. Bütünsel, bütün bu insan külliyidir. Daha çok soyut şeylerde kullanılır. Bu Risale-i Nur okurken külli ve cüzi iler var, takkelidir. Şapkası yok, takkesi var. Şapka demeyin. O soyut düşünce, enfusi şeylerde kullanıyor ustad. Cüz ve külli ise somut şeylerde, tutulan şeylerde, alem-i şehadette kullanıyor. Şimdi sani vahid İradesini gösteriyor, ihtiyarını gösteriyor, meşiyetini göstermekle beraber ayrı ve çok dakik bir sikke-i hadiyet oluyor ki, sikke-i hadiyet, yani ağacı meyvesi değil, meyvenin içindeki çekirdek değil, ağaç değil, ağacın manevi tarafı değil, ağacın kökteki çekirdeğe sikke deniliyor. Sikke orasıdır. Sikke orasıdır. Ne diyor burada? Diyor ki sikke-i hadiyettir ki, yani insan alemlere 18 bin aleme çekirdektir, hulasadır. Ona da sikke adet deniliyor. Ustad 409 mektubatta diyor ki 18 bin alemi bu alem içinde gördüm. Gül goncası gibi bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta birbirinin içine sarılı alemleri bu alem içinde anladım, kavradım, düşündüm,
Okudum demiyor. Gördüm diyor, gördüm. Ne diyor bir sorsan kitabı, neyi gördün sen? 18 bin alem bu alem içinde gördüm. Hangi alem? Dünya diyor. Dünya bu kütle değildir. Kütleye küre arz denilir. 18 bin alemin cemine dünya denilir. Çekirdek. Sike adet oluyor ki bütün insanları, hayvanları, belki kainatı halk etmeyen bir zat bir sebep o sikkeyi koyamaz. Yani ağacı kim yapmışsa meyvenin içerisindeki çekirdeği de o yapmıştır. Bak ağacı kim yapmışsa meyveyi de o yapmıştır. Meyvenin içindeki çekirdeği de o yapmıştır. Meyvenin içerisindeki çekirdeği yapan gelecek baharı kastetmiştir. Gelecek hayatın, gelecek baharın en güzel delili meyvenin içindeki çekirdektir. Madem çekirdeği yapmış, gelecek bir baharı kastetmiştir. Geleceği kastetmeyen çekirdeği yapamaz. Peki burada kesiyorum. İnşallah ikinci dersi de Ali kardeşimiz inşallah yapar. Vahir davahım. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.